Üsküdar'da şu an durum ne? İtiraz var mı orada da? Ee, Üsküdar'da da itiraz e, ettiler e, seçime ama Üsküdar'da e, fark kaç farklı kazandı Sinem Hanım? E, Sinem Hanım kaç farkla kazandı e, Üsküdar'da? E, 49'a 42 yani %7 e, e, Evet %7'lik bir farkla kazandı. Bir sene saysan toparlanacak bir fark evet, var galiba. %7'lik bir farkla kazandı Üsküdar'da Sinem Hanım. Üsküdar, herkes Üsküdar için şey diyordu. Ben Üsküdar'da oturuyorum. Eee, hatta bir önceki İlk önce de bana Üsküdar'ı sordunuz. Evet, size de seçim gecesi de, de ne olur, Beşiktaş'ta da ilk onu sordum. Evet. Çünkü ben Üsküdar'da oturuyorum. E, hatta bir önceki belediye başkanıyla ilgili de çok eleştirilerim oldu burada. E, kızdılar bana falan ama e, benimle aynı fikirdeymiş Üsküdar'ın büyük bir çoğunluğu gördüğüm o. <laughs> Üsküdar'da seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması birçok kimseye göre çok sürpriz oldu. E, Allah aşkına siz de söyleyin. Size de sürpriz oldu mu yoksa bekliyordum demeyin buna da yani. İnanın çok net bir şekilde bekliyordum Üsküdar'ı. Hatta Beyoğlu'nu da bekliyordum. Beyoğlu'nu da bekliyordum. Ee, rakip siyasi partinin genel başkanı da, yani Sayın Cumhurbaşkanı aslında hep son e, mitinglerini e, Kasımpaşa'da yapar. Sembol olarak. E, Beyoğlu'nu da kazanacağımızı biliyordum. Üsküdar'ı da kazanacağımızı, da kazanacağımızı da biliyordum. Benim için en büyük sürpriz Gazi Osman Paşa oldu. Dur Üsküdar'ı dağıtmayın bir dakika. Üsküdar soracağım. Ben kendi ilçemi soracağım önce tamam. size. Üsküdar'da e, aslında ben daha önceki seçimlere de baktım bu seçim sürecinde. Hep Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti başa baş gitmişler. Yani evet. büyük farklar olmamış. İlk kez bu seçimde yüzde yedilik bir fark oluyor. Üsküdar'lılar niye fikrini değiştirdi sizce? Aslında Üsküdar'da yani geçmişe yönelik tabii parti politikalarıyla ilgili çok e, yorum yapmak istemem. Ee, ancak Üsküdar'da e, geçmiş dönemlerde e, hani e, adaylaşma süreçleri e, aslında etkili bir biçimde de e, yönetilmedi. E, bu dönem e, tam böyle Üsküdar'ın dokusuna, ruhuna uygun çok bilgili birikimli liyakatlı e, bir isimle çıktık e, ve sonuç aldık. E, daha önce tabii ki e, adaylarımızla ilgili bir negatif yorum yapmıyorum. Ee, biraz e, adaylarla parti örgütü arasında bir uyum sağlanamadı. Özgür Başkan siz niye mesela bir önceki döneme dair bu hataydı demiyorsunuz hiçbir şey için demediniz şu ee, ana kadar. Hep böyle bir daha barışçıl daha böyle hoşgörülü e, daha şimdi söyle or daha ortadan konuşuyorsunuz. E, daha ortadan konuşmak demeyelim sonuçta o dönemlerin içerisinde biz de varız. Ben o dönemlerin ilçe başkanıyım. Bir önceki dönemin ilçe başkan yardımcısıyım. Ee, o dönemlerde de büyük emekler ve mücadele verildi. Ancak hani e, bu dönem nasıl oldu da 14 belediye 26'ya çıktı. Hani asıl konuşmamız gereken bana göre 23 seçimlerinde niye başaramadık ve şimdi başarılı olduk diye soracak olursanız Ben İstanbul Kongresi'nde konuşma yaparken şunu söylemiştim demiştim ki ben size yeni bir umut. Şimdi 2023 seçimlerinden sonuç alamadık başarılı olamadık. toplumda bir umutsuzluk var. Bizim parti örgütlerimizde bir umut yorgunluğu var. Ben size yeni bir umut vaat ediyorum ve bunu İstanbul'dan vaat ediyorum demiştim. Eğer biz İstanbul'dan yeniden bir umut meşalesi yakabilirsek bu Türkiye'yi aydınlatır demiştim. Dolayısıyla biz ben İstanbul İl Kongresi'nde il başkanlığına adaylığımı birçok şey söylemiştim ama tamamen bu ana çerçeve üzerine oturtmuştum. Biz burada etkili bir çalışma yürütebilirsek sonuç alabiliriz demiştim ve aslında İstanbul kongresinden sonra kurultay gerçekleşti. Kurultayda da şunu ifade etmiştim. Demiştim ki biz size yeni bir başlangıç, yeni bir yol, yeni yeni bir umut vaat ediyoruz. İşte bizim tariflediğimiz değişim de bu umuttur. Hep şunu söyl söylendi ya kurultaydan sonra. Tamam işte bir değişim, yönetim değişimi söz konusu oldu da hadi ne değişti? Evet. Mesela ne değişti? Parti meclisinin yaş ortalaması 42. Tolga Bey bana göre Cumhuriyet tarihinin, bana göre değil gerçek bu yani, Cumhuriyet tarihinin yaş ortalaması en düşük parti meclisi. Sizde 1981 doğumluymuşsunuz. Evet. Ee, genç e, genel başkanımız da 49 yaşında. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu 52 yaşında. Parti meclisinin yaş ortalaması 42. İstanbul'da nasıl bir adaylaşma süreci yürüttük? Tamamen titiz bir adaylaşma süreci yürüttük. İstanbul'un ilk defa 3 kadın belediye başkanı var bugün. Bahçelievler'de itirazlarımız devam ediyor. 4 de olabilir. Ma 2000 Maltepe, Bakırköy, Üsküdar. Maltepe, Bakırköy, Üsküdar. Şimdi 2019'da 24 arası bir tane kadın belediye başkanı yoktu. Şu anda 4 kadın belediye baş, 3 kadın belediye başkanımız var. Bahçelievler'de de itirazlarımız devam ediyor. 31 yaşında belediye başkanımız var. Tuzla Ali Eren Bingöl. 32 yaşında belediye başkanımız var. Avcılar Utku Caner Çaykara. Belediye başkanlarımızın şu anda e, yarısından fazlası 40 yaşın altında. İstanbul'da görevdeki 26 belediye başkanımızın yarısından fazlası 40 yaşın altında. Yani kadınların, gençlerin, tabii ki deneyimli belediye başkanlarımız da var. Hasan Akgün gibi e, Büyükçekmece'de, Beykoz'da Alaaddin Köseler gibi, Küçükçekmece'de Kemal Çebi gibi. O deneyimlerin yanına gençleri ve kadınları da eklediğiniz zaman iyi bir adaylaşma süreci organize ettiğiniz zaman bir şeyler değişebiliyor. Adaylar belirlenirken son kararı Ekrem İmamoğlu mu verdi? Adaylar belirlenirken son kararı her zaman parti meclisi verir. Partinin kuralları vardır. Biz İstanbul olarak sadece tavsiyede bulunabiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile adaylaşma sürecinin tamamını birlikte yönettik. Bütün ayrıntılarına kadar. Nelere dikkat ettiniz mesela? Yani hangi ilçedeki mesela Sinem Hanım neye göre Üsküdar'da aday oldu? Sinem Hanım neye göre Üsküdar'da aday oldu? Bir, önce profil analizleri yaptırdık ilçelerde. Dedik ki Üsküdar'a nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz? Çok çeşitli kriterler sıraladık. Mesela genç mi istiyorsunuz, orta yaşlı mı, deneyimli mi? Kadın mı, erkek mi? Ee, meslek sorduk. Ee, eğitim durumunu sorduk. Üsküdar şunu tarif etti. Dedi ki biz 35 yaşla 55 yaş arası kadın liyakatlı, bilgili, birikimli, eğitimli bir belediye başkanı istiyoruz. Helal olsun Üsküdar'a. Gerçekten basıyorum kadın belediye başkanı istiyoruz dedim. Söylediler. Üsküdar? Peki niye Üsküdar mesela aynı şey Ak Partiye söylememiş mi? Onlar neden bir kadın adayı göstermediler? Ee, yani şöyle tabii rakip ya da siyasi da parti başka partiler. rakip siyasi parti tercihlerinin neye göre yapar e, onu bilmiyorum hangi yöntemlerle. Siz bunu kendi tabanımıza sordunuz yoksa Üsküdar'da genel? Hayır biz Üsküdar'da biz şöyle yöntemlerimiz şuydu bir profil analizi yaptık. Hmm. Mesela e, belediyesi bizde olmayan yerlerde profil analizi yaptık. Belediyesi bizde olmayan 25 ilçede, e, örneğin Bakırköy'de de kadın çıktı. E, Bakırköy'de de kadın çıktı. Maltepe'de de kadın çıktı. E, mesela bazı ilçelerde de şu çıktı dedi ki, mesela Pendik'te şu çıktı. Dedi ki 35 yaşla 55 yaş aralığında olsun ama ciddi bir yerel yönetim tecrübesi olsun dedi Pendik. 35 yaşın altında belediye başkanı istiyoruz diyen bir ilçe var mıydı? Ee, 35-55 ağırlıklı tarifti ama 30-50 diyen vardı, 40-60 diyen de vardı ilçeler hmm. arasında. Şimdi e, Pendik mesela dedi ki 35 ile 55 yaş arası olsun, eğitimli olsun. Çok ciddi bir yerel yönetimler tecrübesi olsun. O kişi de Tarık Balyalıydı. Hmm. Mesela Mesela Fatih'te yine aynı şekilde. Ee, o kişi mesela e, Fatih'te Mahir Polat'tı. Dolayısıyla bir profil analizleri yaptırdık. İki, Belediyesi bizde olan yerlerde başarı anketleri yaptırdık. Üç, öne çıkan isimlerle ilgili tanınırlık ve bilinirlik anketleri yaptırdık. Değişimci olsun olmasın diye bir şey hiç, şey yapmanız lazım. Asla mıdır? değişimci olmayan belediye başkan adayları da vardı. Kim Belediye var Başkanı Silivri Belediye Başkanı mesela. Şu anda Bora Balcıoğlu Değişimci değil miydi? Değildi tabii. İstanbul Kongresi'nde benim rakibim olan Sayın Cem Polat'ın evet. listesinde hanımı, e, yani Bora Balcıoğlu'nun eşi, eşi. E, benim rakibim olan Cemal Cem Polat'ın e, yönetim kurulu listesindeydi. Ona rağmen aday gösterildi. Aday gösterildi. Bahçeli Evler'de Emine Gülzeremecan İstanbul Kongresi'nde ve kurultayda e, önceki yönetimi destekliyordu. Başka örnekler de var. Cemal Bey eşini desteklemiş mi diye soracağım ama herhalde desteklemiştir diye düşünüyorum. Başka örnekler de var. Dolayısıyla İstanbul'da başka örnekler de var. İki tanesini söylemiş oldum. Tabii buradaki temel mesele şudur. Profil analizleri, anketler, bilinirlik, tanınırlık, aday olsa oy verir misin sorusu çok ciddi bir ekip, titiz bir çalışma. Bu titiz çalışmanın sonucunda da biz sadece önerilerde bulunduk Ankara'ya. Biz genel başkanımıza ve e, merkez yönetim kurullarına önerilerde bulunduk. E, İstanbul'daki adaylara parti meclisimiz karar verdi. Sonuçta parti meclisinde oylamayla yapılıyor. Hiçbir şey hata değildi diyorsunuz. İnsanlar vallahi size soruyorlar böyle. Mesela Çankaya'dan Sadullah Ergin'in milletvekili listesinden aday göstermesi de hata değil mi diye soruyorlar. 2023'ü mü? Evet. Hayır ben hiç hata olmadı demedim. Altılı yani, masa hata değil dediniz ya. Hayır altılı masa e, ben... E, yani siyasi partilerin ittifak içeriği, aynı ittifak politikasıyla 2019'u kazandık yalnız. Şimdi 2019'u aynı ittifak politikasıyla kazandık. 2023'ün hatası olmaz mı? Hatalar oldu ki. Sadullah Ergin'e cevap yani. verecek misiniz? Sadullah Ergin konusuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırım. tabii Şimdi Ankara, ben İstanbul il Başkanıyım. Ancak hani... E, İçinize siniyor mu? Sadullah Ergin sizin listenizden, Cumhuriyet Halk Partisi listesinden, Çankaya'dan milletvekili olması? E, i̇çime sinmez. Yani... E, kendi e, siyasi düşüncelerime göre içime sinmez ama parti e, bir karar almıştır e, ve e, İslam yani Türkiye'nin dört bir yanında milletvekilliği listeleri yapılır. Her şey kusursuz ilerledi diye bu dönem için de söyleyemeyiz. Siz tam il başkanısınız vallahi. tam disiplinli asla şey yapmayan taviz vermeyen. Ama bu dönemde mesela yani her tarafta Türkiye'nin her yerinde doğruları yaptık dem demeyiz diyebiliriz. Öyle mi? E, tabii Şimdi ki ama diyemeyiz. ortada çok ciddi bir başarı olunca herhalde doğrular daha fazla konuşuluyor. E, tabii ki konuşulur ama bütün süreçlerin eksiklikleri ve hataları vardır. Onları kabul ederiz yani. Değişimci olmayanların e, yerel seçim sürecinde tavırları çok da Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen nitelikte değildi. Ee, ya benim gazeteci olarak gördüğüm ve şu anda izleyicilerimizin de buna hep fikir olduğunu eminim. Süreç bu şekilde işledi. Ben hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nu da çok eleştiriyorum. Kemal Bey çok tanırım, çok sever, saygı duyarım. Saydan çok demokrat bir insandır. Bu süreçte de o kadar eleştirdik, neler yazdık, çizdik. Bizimle iletişimin hiçbir zaman kesmedi. Ne zaman arasak, sorsak cevap verir söylediğimize. Bu ayrı bir kenara koyalım. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu da çok e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim sürecinde büyük bir destekçisi olduğunu falan gözlemlemedim. E, bilmiyorum siz nasıl gözlemlediniz ama Kemal Bey sormuyorum sadece. Sizce değişimci olmayan Cumhuriyet Halk Partisi e, seçmeni, üyeleri e, sizi desteklediler mi? E, önce şunu ifade edeyim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye tabanının değişimci olan ya da olmayan diye bir derdi olmaz. Ee, Sayın Genel Başkanımız, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu zaten sosyal medyadan e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, yönelik e, yani kendi partisine yönelik desteklerini sosyal medyadan açıkladı. Yani ee, şöyle taban açısından, seçmen tabanı açısından e, Cumhuriyet Halk Partisinin seçmeni veya üyesi e, hani e, bir kongredeki değişim sürecini asla bir seçim sürecine yansıtmaz. Onu biraz derinleştirmek isterim. Buyurun. Sadece belli isimler olabilir. Bakın ama iki elin on parmağını geçmeyecek sayıda belli isimler e, negatif yorumlar yapabilir. Yapanlar da oldu. Mesela işte e, çok eski bir belediye başkanı negatif ifadeler yazdı. İzmir Büyükşehir eski belediye başkanı Tunç Soyer e, İstanbul'a gelmeden bir hafta önce değişimcilerle ilgili Bayağı eleştirel konuştu. Ee, şöyle çok eski bir belediye başkanı çok negatif yorumlar yaptı. Sonuçta hmm. Tunç Bey belli bir aşamada sahaya çıktı. Çok eski bir belediye başkanı sahaya çıktı da bir İstanbul'a geldi bir gün. Sonra geri döndü tekrar İzmir'den şey eleştirdi. Mesela bir... şu anda halen maz, mazbatasını teslim etmemiş bir belediye başkanı çok negatif yorumlar yaptı. Evet. Eski bir genel başkan yardımcısı çok negatif bir süreç yürüttü. Ama bunlar inanın iki elin on parmağını doldurmayacak sayıda isimler. İki elin on parmağını doldurmayacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililik ne demektir? Parti üyelerinden bahsediyorum. Ee, Tolga Bey, Cumhuriyet Halk Partisi kongre partisidir. Yüz yıldır. Sivas Kongresi de birinci kongresidir. Yüz yıldır Cumhuriyet Halk Partisi bir kongre partisidir. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer şunu bilirler. Biz mahalleye sandığı kurar, mahallede yarışırız. İlçede kurar, yarışırız. İlde kurar, kurultayda kurar, yarışırız. Başka siyasi partilerde ne olur? Peki biz de ilçe başkanını üye seçer. İl başkanını üye seçer. Ta o mahallede kurulan sandıkla genel başkanı üye seçer. Sonuçta mahalleye kuruluyor ilçe delegesi seçiliyor, il delegesi seçiliyor, kurultay delegesi seçiliyor. Mahalledeki delege seçiyor, üye seçiyor hepsini. Mahalledeki üye genel başkan seçiyor. Asıl olması gereken budur. Başka siyasi partilerde çoğunda nasıl oluyor? Yukarıdan birisi diyor ki sen il başkanısın. Sen ilçe başkanısın, partiyi kendine göre dizayn ediyor. E bizim kongreler, kurultaylar yarışlı olduğu için, tabi basın da o yarışlara ilgi gösterdiği için toplumun bir bölümünde şöyle bir algı oluşuyor. Ya bu CHP'de acaba bir karışıklık mı var? Bunlar seçime giderken yine... Siz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eğer seçim sonuçları bugünkü gibi olmasaydı, bir kısım partilerin bugün çıkıp zehir zemberek sözlerle Ekrem Bey'i, Mansur Bey'i, sizi, Özgür Bey'i, eleştireceğini düşünmüyor musunuz? Kesinlikle eleştireceklerdi. Hatta eleştirmenin biraz da üstüne de çıkabilirler yani. Daha üstüne çıkabilirlerdi ve gayet normaldi. Doğaldı. Olması gereken oydu. Bakın çok net. Demokrasinin gereği de budur. Biz eğer başarılı olmasaydık parti içerisinden ya da dışından çıkıp birileri bize şunu söylemeliydi. Demeliydi ki başaramadınız, değişim dediniz, yapamadınız, kenara çekilin demeliydi. Bambaşka bir şey söyleyeyim biz de çekilmeliydik. Bak bu kadar çok net söylüyorum. O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olmasında yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Başarısız olduğu seçimlerde aday olmamalıydı yeniden genel başkanlığa. Hayır. Şöyle e, ben genel başkanlar seviyesinde bir yorum yapmıyorum. Ben hmm. İstanbul İl Başkanı olarak e, bu arada da Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, belli periyotlarla seçimlerde başarısız olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü genel seçim kast e, 2019. Cu. Şöyle Sayın Kılıçdaroğlu Cum e, mevcut siyasi iktidarın en güçlü on, olduğu anda genel başkan seçildi. Şimdi e, 2002'de iktidar oldular. Avrupa Birliği uyum yasaları e, vesaire gibi e, görece böyle bir özgürlük ortamından bahsettiler ondan sonra zaten işte Türkiye bir ciddi ekonomik kriz yaşamıştı. Sonra bir yurt dışından gelen işte Kemal Derviş'in Türkiye'nin önüne koyduğu bir reçete vardı. Onu uygulayarak bir rahatlama sağladılar. Asıl hani o dönem böyle biraz farklı bir dönemdi ama sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandılar. Arkasından Ergenekon, Balyoz davalarıyla askeriye'yi bir biçimde dönüştürmüş oldular bir takım işte işbirlikleriyle yargı sistemin eline geçirmişlerdi ve aslında en güçlü oldukları dönemdi önceki genel başkanımızın göreve geldiği bir dönem en zirvede oldukları dönemdi o dönemde sayın genel başkanımız tarihi bir mücadele verdi ve 2019'da çok tarihi bir başarı elde etti dolayısıyla yani bir uzun zamana yayılan bir mesele ama ben şunu söylüyorum ben İstanbul'da mesela benim sınavım nedir bir sandık güvenliği, iki İstanbul'daki seçim sonuçları. Özgür Bey, o zaman şunu diyebilir miyiz? Şimdi 26 e, ilçe. Bir sonraki yerel seçimde siz 26 ilçe alamazsınız, ayrılacaksınız. Yani şöyle bir mesele var tabii. Bir sonraki yerel seçime kadar önümüzde bir genel seçim bir var. Bir de öyle bir yerde ki şu an. Ama yani şöyle. Hani 10 tane belediye alsanız tamam da 26 ciddi bir rakam yani. Şunu ifade Haritanın edeyim. tamamı kıpkırmızı İstanbul'da. Şunu ifade edeyim. Benim daha büyük bir e, iddiam var. Ne o? O da şu. Yerel seçimi beklemeye gerek yok. Biz ilk seçimde bir erken seçimde ya da 2028'de cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de iktidar olacağız. Yani önümüzde e, ki yerel seçimi beklemeden önümüzde daha büyük bir sınav var. Türkiye İstanbul'da aldığınız o yüzde ka, ka, e, %40 yok yüzde %51 mi? 51.14. %51.14. Yani bir sonraki seçimde İstanbul hedefi CHP'nin 51.14'ün üzerindedir. Genel seçimde 51.14'ün üzerindedir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da 51.14'ün üzerinde bir e oy alacaktır. Çıtayı yani. çok yukarı koymuyor musunuz? yani? Ee, İstanbul'un yarısından fazlası CHP'ye oy verecek. Ama biz e, 14 belediye sayısını e, iki katına çıkartmayı hedefliyoruz dediğimizde de e, Ben artık size söylediğiniz bütün iddiaları <laughs> ciddiye alıyorum. Hiç merak etmeyin. Yani 24 saat önce Beşiktaş meydanında bana söylediğiniz rakamların e, fazlası çıktı azı çıkmadı. O yüzden evet. söylediklerinizi not ediyorum. Tamam. Ki bir sonraki genel seçimde size sorabilirim. Peki. Bunları diye. Ee, çok iddialıyız. Ee, yani e, ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Seçmenin verdiği mesaj budur. Seçmen bize, bunu birkaç kez tekrar ettim ama seçmen bize bir mesaj vermiştir. O mesaj şudur. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2019 ve 24 arası yaptığı yerel yönetimler çalışmalarıyla ilgili güvendik daha fazla güvenmek istiyoruz. Sizi birinci parti yaptık 2024'te Türkiye'de daha fazla güvenmek istiyoruz. Çok iyi çalışın, çok sıkı çalışın, çok titiz çalışın. Sizi iktidar yapalım demiştir seçmen. Biz seçmenin bize verdiği mesajı aldık ve birinci hedefimiz genel seçimlerdir. Şunu eksik yaptık dediğiniz bir şey var mı bu seçimde? Hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir ee, Şöyle söyleyeyim. Yani çok az hata yaptık ve o yüzden böyle bir başarı aldık. Yani çok az hata yaptık. Neydi yani o hata spesifik mi? olarak şu noktada hata yaptık diyemem. Ee, ancak hani e, belli meselelerin de kapalı kalması gerekir parti içerisinde. Şurada şöyle yapsaydık daha iyi sonuç alabilirdik e, diyebileceğimiz belli alanlar var. Şu hamleyi de yapsaydık aslında şurayı da kazanıyorduk. Ya da şu ilçeye daha fazla gitseydik. Mesela işte iki kere değil de dört kere gitseydik bir ilçeye. Ee, bir kere değil de üç kere gitseydik işte e, gibi e, bazı ilçeler var e, yani inanın 30 belediye kazanabilirdik yani Otuz. 30 belediye 30 belediye kazanabilirdik hangileri onlar yani şu an ee, o dört tanesi hangisi Bahçelievler Arnavutköy e, Ümraniye Fatih Pendik buraları kazanabilirdik 31 yani şöyle söyleyeyim ben size aslında bağcılar Güngören Sultanbeyli dışında her yeri kazanabilirdik Neden Sultanbeyli dışında? dışında e, oralarda makas biraz açık bir bakayım isterseniz evet. e, Sultan e, Beyli'de bizim oy oranımız yüzde yirmi rakip siyasi partinin ki 40 Bağcılarda bizim oy oranımız otuz 32 rakip siyasi partinin 55 e, e, gün görende e, bizim e, oy oranımız e, la, rakip siyasi partinin e, bizim 34 rakip siyasi partinin 50. Diğer tarafların tamamında 2 puan 1 puan 3 puan fark var. Evet. Buralar alınabilirdi yani.